Merhaba. Cumhuriyet Halk Partisi Tayyip Erdoğan'ın 2023'te üçüncü kez Cumhurbaşkanı adaylığı anayasal olarak söz konusu bile değilken buna itiraz etmedi. Yol verdi. Şimdi dördüncü kez adaylığına da yeşil ışık yaktı. İktidara çalışıyorlar demiyorum böyle bir iddiam yok. Fakat 31 Mart'tan bu tarafa CHP'nin tek somut hamlesi bu oldu. Peki erken seçim talebinde CHP Genel Başkanlık katı samimi mi? Buna bakalım. 31 Mart'tan sonra üretilmiş bir seçim söylemi var. Özgür Özel deşifre olma pahasına bunu tekrar etmekten bıkmadı, usanmadı. Gün sayıyorum, sabırsızlanıyorum iktidar olmak için ama iktidar erken seçim yapma yetkisi elinde kaçıyor. Artık sandıktan başka çare yok. Bunları demokratlar, gençler seçimde bir daha gelmemek üzere geri gönderecekler. Önünde sonunda geçim olmadığı için seçim olacak. Emekliler, asgari ücretliler tepkilerini erken seçim üzerinden dile getirirse o zaman kimse kaçamaz. Geçim yoksa seçim var. Biz CHP olarak bugünden hazırız. Ağustos ayı boyunca böyle konuştu. Eylül ayında kafaları daha da karıştırdı. Diyoruz ki gelin bu beş yılı ikiye bölelim. İki buçuk bizden, iki buçuk sizden. Gelin diyorum. İki buçuk yılınız dolunca getirin meclise seçime gidelim. Bu da Ekim 2025'e geliyor. Diyoruz ki aday olmak istiyorsa Sayın Erdoğan bize Kasım 2025'ten sonra gelmesin. O olmaz. İki buçuk yılı dolana kadar varız. Sonra yokuz. Hep aynı şeyi söylüyor, hiç sıkılmıyor. Kafa karıştırıyor ve boş umut satıyor. Kendi kendine konuşuyor gündem yaratması mümkün değil. Erken seçim istiyorsa meclis orada çekilsin meclisten. Başka yolu yok. Bunu o da biliyor. İstemiyor sadece. Yaşı genç ama eski moda bir kasaba politikacısı. Basın açıklamalarıyla işini yaptığını düşünüyor. Konuşmayı seviyor. Bir ilkokul çocuğu neşvesi içinde adeta vatan şiiri okur gibi gözlerini kısıp tavana bakarak gırtlağını çatlatarak konuşuyor ve günün sonunda hep sesi kısılıyor. 31 Mart'tan beri erken seçim topunu itinayla sektiriyor. Hiç düşürmüyor, somut bir talebe dönüştürmeden tabanını oyalıyor ya da oyaladığını düşünüyor. Ne istiyor belli değil. Parlamenter sistemden konuşan yok. Devasa problemleri nasıl çözecek kimse bilmiyor. Şu sorunun cevabını hiç düşündüler mi acaba? Bu kadar denetimsiz güç, yetki ve kurumu kendinde toplamış siyasetçi seçim kaybeder mi? Gölge bakan atayacaktı, birkaçını görür gibi olduk, gölge kabine bir türlü toplanamadı. Yalnızca muhalefet değil, muhalif basın ya da CHP medyası diye tabir edilen kesim de moral üstünlüğünü kaybetti. İktidar savrulurken toplum çözülüyor. Muhalefet seyirci olmakla sahaya inmek arasında kalmış, adeta top topluyor. Top toplayıcı şu, basketbol, futbol, tenis gibi sporlarda saha dışına çıkan topları bulup getiren ya da top kaybı halinde bir diğerini oyuna sokan genç saha görevlisi. CHP'de hal ve gidişattan rahatsız kaç kişi var bilmem. Sonraki seçimin favori Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu 31 Mart'tan itibaren ortaya konan normalleşme siyasetini onaylamıyor. Tüm demeçlerinde bu var ve artık yüksek sesle hoşnutsuzluğunu saklamıyor ve bu defa işi son dakikaya bırakmak istemiyor. Millete daha fazla nasıl da geçinemediğini anlatma vakti geçmiştir. Bize bizi gören vatandaşımız bunu geç diyecek bana ne yapacaksın onu anlat diyecek. İyi geçinememesinin müsebbibinin kim olduğunu anlatmanın bir önlemi kalmadı. Millet onu biliyor zaten. 31 Mart'ta milletle buralarda el sıkıştık. Anlaşma tamam. El sıkışmamız gereken bir konu kaldı. Milleti içine düşürüldüğü bir çare durumdan biz çıkarırız. El sıkışmamız gereken bu. Biz çıkarırız. İşte millet henüz buna evet demedi. 2019-2023 arasında dört koca sene şimdi hatırlanmak bile istenmeyen ve epey efor kaybına yol açan sonuçsuz çabalarla geçip gitti. Erdoğan bildik oyun planıyla yürüyor ve bu her defasında sonuç veriyor. Sağa diz çöktürüyor, solu parçalıyor. Bunu herkes biliyor. Saklı bir sır değil ve galiba sadece Ekrem İmamoğlu koyun olmaktan rahatsız. Mevcut siyasal koşullarda Erdoğan hep kazanırdı. Ne çare artık iki büyük dezavantajı var. Biri yaşı ve sağlığı, ikincisi vatandaşın güvenini geri dönüşü olanaksız biçimde kaybetmesi. Son SETA raporu gösterdi ki düne kadar çözerse Erdoğan çözer diyen AKP tabanı şimdi ülkenin bu duruma gelmesinden onu sorumlu tutuyor. Arada perde, paravan kalmadı. Ekonomi berbat halde. Bırakın yabancı yatırımcıyı, turist bile gelmiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gittikleri herhangi bir Avrupa ülkesinden ucuz restoran fişini gösterip ülkesindekilere nispet yapacaklarını söyleseler inanmazdım. Bunu da gördük. Ekonomistlerden kibar olanı bu daha iyi günlerimiz derken daha ortadan konuşanlar kötü günler geride kaldı, daha kötüsü geliyor diyor. Yaz boyunca çiftçiler ayaktaydı, unutamadığım görüntüdür. Bursa'da ürününü satamayan çiftçi 30 ton domatesi iş makinasıyla yere döktü. Yine Konya'lı karpuz üreticisi tarlasını toplamadan sürdüğünü anlatıyordu. Çünkü toplama maliyeti daha yüksek. Vatandaşa olgun ürün adı altında çürük meyve sebze kakalanırken Niğde'de patates fiyatları dibi görüyordu. Uşak'ta çiftçiler iktidarı protesto etmek için Ankara-İzmir yolunu traktörleriyle konvoy yaparak kapattı. Yakın dönemde yaşanan açık ara en net protestoydu bu. Muhalefet iktidara yol açıp köprüler kurarken çiftçi kırmızı kart gösteriyordu. İktidar bunun farkında fakat yapabileceği bir şey yok. Muhalefetse yapabilecekleri olduğu halde kulağının üstüne yatıyor. Sarayla arada köprüler kurmakla AKP tabanına şirin görünecek politikalarla meşgul.